İleri seviye Java derslerimizde Chapter 6'ya artık geldik. Enums ve annotation genel bir konu başlığımız. Bunun ilk alt başlığı ise enumları integer constant'lar yerine kullanın başlığı. Çok uzun bir konu. İlk part elimden geldiğince yine kısalttım ama hiçbir yerine atlamadan kısaltarak özetledim. Bu derse girmeden önce tekrardan bir şeye baktım. YouTube analitiğe baktım. Hiç beklemiyordum hani Böyle bir abone kitlesi 103 bence iyi yani hani hiç beklemeden çıktığınız bir yolda herhangi bir böyle artıları görmek insanı mutlu ediyor. Hani ben sıfır olsa da devam edeceğim bir yolculuk, hani hiç beğeni olmasa da devam edeceğim bir yolculuk ama ekstra bunları görünce insan gerçekten bir mutlu oluyor. Çünkü şeyi biliyorsunuz, birilerine faydası dokunuyor. Birileri bundan bir şey alıyor, bu hoşuma gidiyor. Tabii ki izlenmelerin çok yüksek olmasını beklemiyorum. Çok niş konular işliyoruz yani. Zaten 1000 kişi aratıyorsa atıyorum 100 kişi bu videoyu görüyordur yani. E, basit Java dersleri veya basit yazılım dersleri çekmiyoruz. Bu dersler yani sizin de takdir edersiniz bu bölüme kadar izlediyseniz. Çok ileri seviye ve hani çok nadir basit konulardan e, iş, yani ilerliyor kitap. Genelde temel API tasarlama, hani genelini, mimarinin artık tamamını görmeye dayalı dersler. Umarım ilerleyen videolarda da yine sizlere faydalı olur. Hani ben çok mutlu oluyorum. Daha fazla da zaten bu ders uzun olacak. Daha da uzatmadan e, videomuza başlayalım. Konu başlığımız inamları integer constant'lar yerine kullanın. Peki neden? Hemen yine örneklerimizle başlayalım. Ben hepsini yine sınıf sınıf açtım. Kitabın örneklerini çoğunlukla aldım. Kitabın yetmediği yerlerde kendi özetlerimi de yazdım. Şimdi... Eski Java dizaynlarına bakalım. Atıyorum bir tane constant tanımlayacağınız zaman. Nasıl bir yol izliyorduk? Bir işte constant sınıf açabilirsiniz. İşte public static final integer dedikten sonra. Bunun conventionu büyük harflerle bir değerinizi tanımlayıp içerisine de vereceğiniz sabit değişken değerini vermek. Yani genelde böyle bir yapı izleniyor. Sabitler verilirken integer türde. Ama bunu... Bunun yerine biz inam kullanacağız ve faydasını göreceğiz. Bir kere şu kullanımda tam bir işte elma dedik, portakal dedik veya ne dediysek. Bunların ben kendi arasında bağlantılı olduğunu görebiliyorum. Ama düşünün ki bir metot yazdınız. Bu yani günün sonunda şu verdiğiniz parametre aslında bir integer değil mi? Hani yani bir metot yazdığınızda integer alacağı için siz Apple beklerken Orange'da içerisine geçtiğinizde size bir e alan vermeyecek. Bir sıkıntı çıkartmayacak. Yani benim daha ilk baştan bir tür güvenliğim yok. Bir de hani az önce de dediğim gibi günün sonunda bu bir integer. Yani debug ederken siz bunu göreceğiniz tek şey bir integer değeri olacak. Bu yüzden yani bunun gibi sebeplerden ötürü e integerları böyle kullanmak bize çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Hani ileride de çok büyük karışıklıklara da yol açabilir yani. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Adam buraya Apple'la başlatmış. Yani aklı varsa Apple yazar. Yani diğer kişi o metodun içerisine, kullanılacak metodun içerisine diyebilirsiniz ama inanın böyle bugları bulmak çok da zor oluyor. Benim şu ana kadar aldığım tecrübelerde çünkü buradan gol beklemiyorsunuz. Hani ama yeni gelen bir kişi olayın mantığını çözemediği zaman atıyorum elma bekleyen bir yere portakal yazdığı zaman ve production ortamında, canlı ortamda bir bug aldığınız zaman en son şüpheleneceğiniz yer burası olduğu için inanın o bug'ı bulmak da çok zorlaşıyor. Bu nedenle inamları kullanmamız bizim için çok daha faydalı. Bakın ben burada Apple diye başlık attığım şeyi direkt bir Apple inamı yaparak burada kendi arasına bir grupladım. Mesela Orange dedim. İkisinin de aynı tipte bir şeyler olduğunu varsayın. Bu kullanımı da yapabiliyorsunuz. Aynı ismi de verebiliyorsunuz. Böyle e, güzellikleri de var. Ve böylece tür güvenliğini de e, ne yapmış oluyoruz? Şey, yani garantiye almış oluyoruz. Ki inanları e, inamları bir singleton dersinde gördük. Aslında inam dediğim şey single, singletonların genelleştirilmiş hali diyebilirim. Bunu şu cümleyi kitaptan aldım. Çok hoşuma gitti. Singleton dersinde açıklamalara koyarım. İzlemenizde fayda var. İnamların yine orada bir belirli avantajlarına değindik. Yani biz ve bu inamları şimdi daha detaylı nasıl örneklerde görebiliriz. Bunları göreceğiz. Şimdi birkaç tane daha not almışım buraya. Tanımla her inam sabitini public static final bir alan olarak dışı açan sınıflar olarak düşünebilirsiniz demişim. Yani tıp, yani şu görevi görer de yani görer. Görür demişiz zaten. Şurada notlarımda. Bunu anlattım. İnam türlerinin kalıtılamadıklarını biliyoruz ve dışarıdan erişilebilir yapıcı metotları olmadığına başka kod parçaları tarafından da yaratılamazlar. Bu da ek bilgi olarak kalsın. Bunların detaylarını az sonra göreceğiz. Şimdi peki ben inamları ne zaman kullanmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim? Benim değişkenlerimin sabit olduğu, hani belirli değerlerini bildiğim şeylerde inam kullanmam bana faydalı olacak. Atıyorum gezegenler. Kitabın örneği yine çok hoş. Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn, işte bilmem ne bilmem ne. Birkaç tane gezegenimiz var. 4-8 tane gezegen var. Ve bunların hesaplamaları atıyorum. Kütle hesaplamaları işte şu içindeki değer neyse artık bu belli olduğunu düşünün. Artık kilosu mu, uzaklığı mı, dünyaya uzaklığı mı neyse bunu belirli değerler. Ben bunu biliyorum. Bunu bildiğim için ben bu gezegenlerimi oluştururken burada bu inamlara değer atayabilirim. Bu inamların şu parantez içerisine değerli kullanımını e, bilmiyorsanız bir tane aslında constructor gibi düşünebilirsiniz. Ne yaptım? Planet planetin içine bir tane yine aynı isimde başlayan constructor mantığında mes ve radius ekledim. Ve içerisine ilk verilen değerlemelerin eşitlemesini yapıp bunun yer çekimi kuvvetini de burada hesaplamış oldum. Yani siz bir gezegen tanımladığınızda mes ve radius değerini kesinlikle girmek zorundasınız. Ben bu koşulu şurada koştum. Bakın bunu sildiğimde hani kızacak bana. Hani buna bir şey girmen lazım diye. Normalde inanları biz hep böyle biliyoruz ya. Hani constructor ile kullanımını da burada görmüş olun. Tamam. Ben burada tanımladım. Ee, sonra içerisine e, mass, radius, surface gravity gibi değerler sonradan hesaplanabileceği veya erişilebilir olması için bunları da böyle tanımladım. Ve inamın içerisinde gördüğünüz gibi yararlı metotlar da yazabiliyorum. Ben bu alanlarımı private tutup dışarıdan birisinin erişmek istediği zaman da gidip, e, tıpkı getter mantığında metotlarımı yazıyorum. Atıyorum birisi kütleye erişmek istediği zaman gitsin. E, ben bu değerimi private olarak tanımlayayım ama erişmek isteyenler için de public metodumu e, burada açıyorum. Böyle bir e, kullanım daha mantıklı, daha güzel oluyor. Yani Atıyorum burada surface weight'e erişecek bir kişinin gidip ben direkt burada değer olarak tanımlamayı bir metot olarak, e, public bir metot olarak tanımlamam hem güvenliğimi de arttırıyor. Peki tamam bunu şeyle de yapabilirdik. Hani şuradaki kullanımla yapabilirdik. Artısı ne? E, bu yüzden şöyle bir sınıf daha yazmış kitabımız yine. Atıyorum bir tane 10 değerli e, kütlesi de herhangi bir e, şöyle bir değerli bir şey geldi. Ve siz buna göre surface weightlerin hesaplamasını istiyorsunuz. Mesela bunu ran ediyorum. Bakın bunu run ettiğimde tüm gezegenler için bana hepsini döndürdü. E, yarın bir gün mesela eskiden bir gezi şey vardı. Gezegenlikten çıktı. Başka bir şey mi ne olmuştu? Plüton mu? Mesela burada bir de Plüton olduğunu varsayın. Siz diğer türlü bir kullanımda Plüton olduğunda ne yapacaktınız? İşte tekrar onu silecektiniz. işte aşağıdaki değerde artık bir toplama çıkartma yapıyorsanız oradan da kaldıracaktınız falan. Ama benim artık Neptün yarın gezegen olmadığı takdirde benim şu hareketi yapmam. Ve bu kodu tekrardan etmem. Bakın hiçbir değişiklik maliyeti yok yani bana. O yüzden hani inamın bir kere burada direkt ilk artısında görmüş oldum. Değerin e, Constructor'da istediğim zaman atanabilmesi, e, esnekliği çok rahat ve yani bir tür güvenliğinde sağlıyor. Gezegen beklediğimi biliyorum çünkü ben. İlk olarak bu örneği vermiş kitabımız benim çok hoşuma gitti. Ben de bu örneği yazdım. İkinci bir aşamada. Tabi her zaman e, böyle bir kullanım değil. Bazen de Operation gibi yani mesela benim toplama, çıkartma, bölme yani bir hesap makinesi yaptığınızı varsayın. Burada da mesela çok güzel bir kullanım olabiliyor. Şimdi Operation diye benim bir inamım var. İçerisinde bakın az önceki sembollü kullanımdan e, yaptık burada da. İşte artı gelirse Apply diye bir metodum var onu yap. Eksi gelirse yine Apply diye bir metodum var onu yap. Apply metodum her şey için, e, değişeceği için. Sembol için, değişeceği için, operasyon için, değişeceği için aşağıda bir abstract olarak tanımlıyorum. Yani bunu kullanan şey kendi içerisinde implement etmek zorunda diyorum. Burada da implement ediyorum. Aklınıza şu soru gelebilir. Bunu niye böyle yaptık? Switch case de yapamaz mıydık? Hemen onun örneğini açayım. Yapabilirdik mesela plus, minus, times, divide gibi bir kullanım yapabilirdik. Yani şu sembollü yapıyı kullanmayabilirdik. Ama gelin bunun sonuçları bize ne olurdu? Aslında çok bir sonuçta olmayacak ama sadece kötü bir görüntü oluşacaktı. Mesela double apply diye bir metot yazdım. Yine aslında benzer şey yapıyor. İşte artıysa toplama yap, eksiyse çıkartma yap gibi. Ama bakın benim burada her türlü şu kodu yazmam gerekiyor. Mesela bunu sildiğimde return atıyorum. Direkt diz gibi bir değer kullandığımda bana kızacak. Mecbur ben buraya assertion error şeyini attırmam lazım. Bu da kötü bir görüntüye yol açtığı için şu tarz bir kullanım burada benim daha çok işime geliyor. Ben yine burada ne yapmışım? Şurayı da bir özet geçelim. Operasyon diye bir inamım var. İçerisinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerim var ve hepsinin bir tane sembolü var. Sembolü de ne yaptım? Tıpkı geçen sınıfımızda yaptığımız gibi bir tane private alan belirledim ve bu alanın içerisinde bu sembolü hani oluşturmak istiyorsanız bir operasyon inamı oluşturmak istiyorsanız böyle bir eşitleme sembolü olması lazım diyoruz. Bunu yaptıktan sonra benim her inamımın bir tane sembolü olduğunu bildiğim için benim toString metodunu da geçersiz kılmam lazım. Çünkü benim için plus artık benim dünyamda şuna tekabül ediyor. String cinsinden. Yani ben bir toString şey yaptığımda sembolü aslında döndürmem lazım, değil mi? O yüzden bir toString metodu da buraya yazdım. Override ettim ya. Gerçi kitabın örneğini aldım. E bunu da I, buraya yazmakta yarar var. Faydasını şurada göreceğiz. Hatta direkt içindeydi. Bunu yazdırırken işte artısını eksisini de burada döndürüp yazdırabiliyoruz. Kitap bir de şeyden bahsetmiş. Biz bunu 55. maddede ben baktım. 55. maddede daha detaylı göreceğiz. To string'i override ettiğiniz zaman yazdığınız zaman bir de şey yazın diyor. Hani string'den inama inamdan string'e bir dönüşüm yapmak için Şurası size karışık gelebilir. Çok takılmayın. Stringleri 55. yani diğer chapter'da 7. chapter'da daha detaylı işliyor kitabımız. Orada hepsini detaylı işleyeceğiz. Sadece şunu bilin. Benim string'den inama bir dönüşüm olması gerektiğinde atıyorum. Bakın. From string diye bir metodum var. Ee, kısaca baktığımızda ilk baştaki string to inam metodum bir tane string key alıyor. Valuesu da benim operasyon tipimde bir şey. Sonra bunun içerisine değerleri atıyor. From string dediğimde de Sting e, string'e göre bunun eşitlemesini yapıyor. Yani sadece temel mealini bilsek burada yeterli. Yani burada ne işime yarayacak? Operation from string artı dediğimde bana onun operasyondaki tipini döndürecek. Bakın. Artı döndürdü. Bunu optional türden bir şey döndürüyor. Bunun bize aslında avantajlarından bir tanesi. Hiç olmayan bir şey yolladığımda atıyorum böyle. Bana şunu run edelim yine, empty döndürecek. Ya yani Bunu çeşitli kontrollerde bile belki kullanabilirsiniz. Buradaki temel mantığım bir tane abstrak bir metot yazıp her operasyonum için bunu override edip içerisini doldurmak. Böylece çok esnek bir yapım oluyor. Bakın 2, burada ne yazdırdım? 2'yi yazdırdım. Operasyonumu yazdırdım. Bakın operasyonumu yazdırmanın toString sayesindeki artısı bildiğiniz gibi sistem mount'larda e, baz alır şeyler için. Bunu yazdırdım. Peşine ikinci parametremi yazdırdım. Ve akabinde gidip toplama işlemimi ne yaptım? Toplama veya çıkartma artık buradaki ne işlemi ise tek tek hepsini yaptım. Şuradaki values biliyorsunuz sıra sıra tüm şeyler için, inan değerleri için dönüyor. Böylece yine esnek bir yapı kurmuş olduk kitabımızın bahsettiği bir örnek daha var. Yani direkt e, inşallah şu ana kadar anlamışsınızdır. Yine anlamadığınız bir yer olursa istediğiniz zaman yorumlarda e, sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım ama şu an e, anlaşılır olduğunu düşünüyorum. E, şundan bahsettik. Neden switch yapısını kullanmadığımızı da böyle bir yapı kullandığımızdan bahsettik. Şimdi e, burada şimdi switch yapısını biraz kötülemiş gibi olduk. Ama switch yapısı aslında çok da kötü değil. Hani şurada bir switch örneğini de göreceğiz. Şu sembol yapısını görmüş olduk. Sırada bir örneğimiz daha var. Bu örneğimizde de bizim maaş ödeyeceğimiz işçilerimiz var. Hafta içi mesai yaparsa ayrı bir sürümden para vereceğim. Hafta sonu mesai yaparsa ayrı bir sürümden ben çalışanlarıma para vereceğim. Bakın benim yine burada güzel bir ihtiyacım doğdu. Yani bir hafta içi, hafta sonu diye bir ayrımım var. Bir de haftanın günleri olarak ayrımım var. Mesela pazartesi hafta içidir. Salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi olarak bunları kendi arasında grupladım. Cumartesi ve pazarı da weekend diye grupladım. Peki bu weekend ve weekday'i nerede ne zaman kullanmalıyım? Şimdi burada yine kitap kitabın bahsettiği yanlış bir örneği aldım. Burada da yine siz switch case kullanabilirsiniz. Mesela ben buradan neden bahsettim? Weekday'ler için herhangi bir hesaplama gelecek. Ayrı bir kullanıcı para alacak. Hafta sonu için mesai yaparsa ayrı bir para alacak. Şimdi bunu weekday ve weekend diye bölmesek. Atıyorum. Gün bazında bölseydik mesela. Saturday, Sunday ise böyle hesaplasın. İşte cumartesi, pazarsa şu işlemi yap. E cumartesi pazar dıysa hafta içidir bu işlemi yap gibisinden bir işlem yaptığımızı düşünün switch case'te. Şu gördüğünüz gibi aslında normal, düzgün çalışan bir metot benim için. Ama şöyle bir eksisi var. Yarın bir gün ben başka bir e, buraya format eklediğimde, farklı bir hesaplama eklediğimde gidip ben bu switch case'in içine bu yeni eklediğim inamı yazmazsam burası patlamaz. Doğru çalışır ama her zaman switch case'te olmadığım için benim hesaplamam yanlış olacak. Yani gözden kaçma ihtimali yüksek. Bizim yazılımda en önemli hedeflerimizden bir tanesi tür güvenlikleri ve esnek her şeyi kapsayan bir yapı. Hani bir şey eklediğinde onun için bir if eklemek yerine onun için kendi sınıflarını eklemek, onun için zorunluluklar eklemek, solid prensiplere uymak. Temelimiz bu şekilde oluşmalı. Sonuçta biz yazılım yapıyoruz. Hani yazılım her zaman değişime açık olmak zorundadır. Hani ne bileyim bir şey tasarladığınızı atıyorum sizden bir şey istediler. En basitinden bir cami tasarımı kim? Mimar Sinan cami tasarımı yapıyor. Bir yarısına geldiğinde diyemez ki Mimar Sinan ben bu kubbeyi biraz daha sola büküyüm. Onun tüm dizaynı değişir. Baştan yapmak zorunda ama yazılımın böyle olmaması lazım. Siz bugün ihtiyaç kredisi hesaplıyorken yarın taşıt kredisi geldiğinde aynı kredi bazından taşıt kredisinde değerlendirebilmeniz lazım. Bunun size sıkıntı olmaması lazım. Dizaynlarımızı böyle yapmamız gerekli. Bu yüzden de burada kitabımız strateji patenden bahsetmiş. İnam strateji Patent. çok güzel kullanımı yine burada da elimden geldiğince özetlemeye çalışacağım. Neydi benim amacım? Hafta sonu ve hafta içi mesailerine göre kullanıcılarıma belirli bir miktarda para ödemek. O yüzden ne yapıyorum? Benim ilk e, payroll haricinde bir tane pay type'a ihtiyacım var. Para ödemek için bir type'a ihtiyacım var. Bunun içinde bir inam oluşturuyoruz. Bu inamımın içinde neler var? Hafta içi ödeyeceğim paralar ve hafta sonu sürüm ödeyeceğim paralar. Ve tıpkı diğer örneğimizdeki gibi. Ben ne yapıyorum? Buna bir tane abstract metot üretmek zorundayım. Çünkü ikisi de farklı implemente edecek, etmek zorunda. Ve içerisine hafta içi artık nasıl hesaplanıyorsa. Onun metodu şuralara çok takılmanıza gerek yok. Hani buraya siz kendi algoritmanızı da yazabilirsiniz. Önemli olan mantığı anlamak. Hafta sonu da kendi bir mantığında para eklemesi, hesaplaması burada yapıyorum. Sonrasında ise benim pay diye bir metodum var. Bakın pay type'ın içinde. Bu pay metodumda ne yapıyor? Hesaplamalarını yaptıktan sonra benim ana şey abstract metodumu çağırıyor. Bu abstrak metodumda artık hangi weekday ise, weekend ise hangisi ise ona göre bir hesaplama dönüyor. Böylece oldukça esnek bir yapı kurmuş olduk. Tabi bunların hafta için, hafta sonunun falan bu değerleri alması için hepsinin bir ne yaptım? Yine bir aslında ben burada bir constructor oluşturmuş oldum. Ee, siz bir yeni bir şey getirdiğinizde buna payroll day yani bir pay type eklemek zorundasınız. Tıpkı weekday mi, artık weekend mi gibi bir tip eklemek zorundasınız. İleride bayram diye bir şey geldiğinde atıyorum şimdi yarın arefe olduğu için aklıma geldi. Ee, geldiğinde buraya tekrar onu da açıp onu hesaplamasını da ayrı bir şekilde yapabilirsiniz. Bayram günü çalışanlar için atıyorum. Tekrar yeni bir algoritma bakın ne kadar kolay. Normal kötü bir yazılım yapsaydınız belki of ya diyeceğiniz bir dizayn. Burada şuraya bir parametre eklemek ve şuraya da e e bir pay type eklemek işinizi ne kadar kolay hale getiriyor. Hiçbir değişiklik yapmadan. Bakın burada yine uygulamamı run ettiğimde gün bazında bana şeyi dönüyor. İstiyorsanız bu detaylı bir pattern olduğu için bunu dilerseniz debug edelim. Yani debug yeteneğimiz de yavaş yavaş gelişsin. E payroll dayı komple alıyorum. Payroll dayında neler vardı? İşte şu değerlerim var. T bunun tüm değerleri için Pay operasyonumu döndürüyorum bakın kodun gerekli yerlerine breakpointlerimi atıyorum her şeyi detaylı görelim Siz buraları şey tabi anladıysanız Dilerseniz burayı geçebilirsiniz ama ben Garanti olması nedeniyle Burayı debug yapmak istiyorum Şimdi debug As java application dedik Benim için debug modu açıldı f altım çalışmıyor. Neyse tamam. Şimdi geldim. İlk günümden geziyorum. Monday. Şurada fark ettiyseniz ilk buraya geldim. Weekday'lerimi tanımlamasını yaptım. Yaptıktan sonra artık gün gün geziyorum. İlk şeyim şunu Ctrl ile Shift I ile yapabiliyorsunuz. Spring Tool ve Eclipse ürünlerinde. Monday'imi burada aldım. Pay type'ım Ney? Direkt kendisinden belli. Weekday genel bilgilerimi, setleme operasyonu yaptım. Artık pay metodumu ne yapacağım? Çağıracağım. Gittim pay metoduma. Pay metodum ne alıyor? Pay type'ın içindeki pay'e gitmek zorunda. Yani nereye? Buraya gidecek. Hadi gidelim beraber. Pay'e gittim. Kullanıcının girdiği veriler ve şeyler burada tanımlı olarak geldi bana. Sonrasında ise devam ediyorum. Burada ne hangi metoduma geldim? Abstract metoduma geldim. Bunun direkt neyine gideceğim? Implementasyonuna. Bunun implementasyonunda Monday bir weekday olduğu için gidip buradaki implementasyonu alıyor ve ona göre hesabını bana ne yapıyor? Döndürüyor. Gittim artık döndürdüm ve yazdırıyorum. Aynı şeyi salı için yapacak. Dilerseniz yani siz de şu metodu sınıfı yazıp kendiniz deneyebilirsiniz farklı bir örnekte. Güzel olabilir. Yani özünde çok basit, karışık dursa da. Hani detaylı incelediğinizde gördüğünüz gibi anlaması çok kolay. Ya böyle diyorum ama bir sorunuz olursa tabii ki sorabilirsiniz. Ee, bunun peşine kitabın bir örneği daha vardı. Ee, onu da aldım. Hani switch case'i hiç kullanmayalım mı? Kullanabiliriz. Mesela operasyonlarımızın ters işlemini almak için bir switch case yapısı kullanabilirsiniz diyor kitabınız. Kitabımız. Burada gidiyor. İşte bir ne yapmış? Bir inverse oper operasyonu yapmış. İçerisine operation tipimi alıyor. Plus'a minus döndür. Minus ise plus döndür. İşte çarpma ise divide döndür. Divide ise çarpma döndür diyor. Mesela. Burada bir switch case kullanırsanız sizin için çok sıkıntı olmayacağından bahsediyor. Buradaki kullanımın. Normal inama göre. Mesela bunu da run edelim. Burada da operation. Operation değerlerini alıp hani işlemlerimizi bakın artısını eksi eksi de yapıyor yani. Eksi artı yapıyor. Çarpmayı bölme yapıyor. Bir switch case operasyonu örneği de görelim diye ee, kitabımız bunu eklemiş. Ben buraya bir de bir notlar da almışım. Niye yazdığımı hatırlamıyorum. Derleme anında değerlerini bildiğiniz bir grup değişmezse ne zaman ihtiyaç duyarsanız inam kullanın. Evet. Dersin başında yazdığım şeyi aslında bir not almışım buraya. Değerlerini sabit değerler mesela işte gezegenler olur herhangi bir yerin uzaklığı vesaire gibi bu tarz kullanımlarda inam kullanmanın şimdi artılarını gördük. Şurayı da okuyalım. Her inam sabiti için farklı davranıştan benim belirlememiz gereken durumlarda switch deyimiyle farklı davranışları kodlamak yerine bakın burada da diğer örneklerimiz. Her inam sabiti için farklı davranışlarımız var ise hemen tekrar bir ders özeti olsun bu da. Plus için ayrıydı, minus için ayrıydı. Farklı davranışlarımız var. Bundan bahsediyor aldığım not. E, farklı davranışta belirlememiz gereken durumlarda. Switch deyimi ile farklı davranışları kodlamak yerine inam içinde soyut bir metot tanımlayıp her inam sabiti için bu metodu geçersiz kılın. Kitabın İngilizcesinden Türkçesine çevirdiğim bir yer. Soyut bir metot tanımlayıp her inam sabiti için bu metodu geçersiz kılın. Bu da verdiğimiz şu örneğe gidiyor aslında. Ne yaptım ben? E, hepsi için switch case yazmadım da içerisine bir abstrak metot belirledim ve içerisinde bunu ne yaptım? Tanımını yaptım. Bu notum bunu diyor. Eğer bazı inam sabitlerinin davranışları birbirleriyle aynı ise strateji inam desenini uygulayın. Bu da dersin özetini geçecek olursak şundan bahsediyor. Niye? Sine gelirsek yani böyle bir not niye ise? Şimdi davranışları birebir aynıysa. Mesela hafta içinde her türlü aynı hesaplanıyorsa. Bakın burada hepsinin davranışları ne? Farklı. Ama burada şu 5'inin Ortak değil mi? Hepsinin burada şeyi ortak. Ben bu, burada gidip şey de yapabilirdim. Monday, Tuesday, Wednesday falan diye sıralayıp aynı metodu yani şunu kopyalayabilirdim. Kitap diyor ki bunu şey yapmanıza gerek yok. E, aynı şeyi durmadan copy paste yapmanıza gerek yok. Bunları kendi arasında gruplayın. Zaten değindik ama şu an özet geçiyorum. E, bu dersle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Böylece e, chapter 6'da İnamları neden integer constantlar yerine kullanmamız gerektiğini detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Diğer bölümlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.